Bugün yarın da bu, bu tarz bir haber aktaracak mıyız? Evet. Öyle mi? Nerede? Maalesef. Yani Umuyoruz ki aktarmayız ama ihtimal var. E, modeller gösteriyor. Tabii hep bahsediyoruz ya, sel dediğimiz hadise aslında e, zeminle alakalı bir durumdur. Dünyanın her yerine yüklü miktarda yağış düşer ama biz birçoğundan haberdar olmayız. Çünkü orada insanlar yoktur. E, dolayısıyla e, topografik yapıya, şehirleşmeye, şuna buna bağlı olarak tabii ki su baskını, sel e, pozisyonu değişiyor. Ama umuyoruz ki hani e, olumsuz bir tablo çıkmaz ama bugün için e, şu saatleri itibariyle akşam 6-7 sularına kadar olan aralıkta İstanbul için önce Anadolu yakasında sonra Avrupa yakasında olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Orta ve kuzey ilçeler başta olmak üzere bu aşırı yağıştan etkilenecek. Trakya'da bekliyoruz, Kırklareli, Edirne dolaylarında bekliyoruz ve bu alanda hortum riski de hortum. söz konusu. Evet. E, ondan sonra bir hortum riski güneyde e, Kaş Fethiye, e, aralığının açığında, deniz üzerinde. Umuyoruz ki kareye giriş yapmayacak. E, yani umuyoruz ki tehlike oluşturacak bir hortum oluşmasın. Ama böyle bir risk, öyle bir modellerde bir orada bir onu destekleyen meteorolojik hareketlilik gösteriyor modeller. Dolayısıyla orada da bir e, ihtimal söz konusu. Biz bugün e, aşırı yağış e, şöyle merkezleri sıralayacak olursak, evet, hani risk taşıyan Edirne, Kırklareli çevreleri, İstanbul, şu saatleri itibariyle akşam 6-7 sularına kadar olan e, aralıkta şehrin orta ve kuzey kesimleri ağırlıklı. Yine başkentin kuzey ilçeleri, Karadeniz'in komple iç kesimleri, kıyı kesimler değil, iç kesimleri. Şöyle Bolu'dan e, Samsun'a kadar baktığımız bantta yani neresi oluyor? Kastamon'un iç kesimleri, Sinop-Samsun'un iç kesimleri, e, İç Anadolu'ya doğru uzanan, işte Çorum. Yozgat çevreleri, hatta Tokata kadar böyle İç Anadolu'nun doğusuna kadar uzanan alanda kuvvetli sağanaklar bekliyoruz ve bu yağışlar senem böyle öbek öbek ve bölge bölge. Şimdi böyle olunca nasıl bir tablo ortaya çıkartıyor? Bir minik bir sapmada koca şehrin yeri, şehrin yakalayacağı yeri değişebiliyor. Bu bir. ikincisi çok dar bir alanda olduğu için yüklü miktarda yere iniyor. Su baskını riski daha da artıyor. Yani geniş bir alana yayılmış, geniş bir zamanda olsa biraz daha rahat olacak ama çok dar bir alanda kendini gösteriyor. Tekrar söylüyorum İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara ağırlıklı olmak üzere. Hortum riski Edirne çevreleri Trakya'da ve Güneyge açıklarında yani Muğla'nın güney içeleri, Fethiye, Kaş'a kadar olan aralığın açığı. Deniz üzerinde hortum riski var. Şimdi bu yağışlar muhtemelen yavaş yavaş bugün e, kesecek, e, akşam saatlerinde ömrünü tamamlayacak. Yarın İç Anadolu'da, Karadeniz'de yine bölgesel sağanak geçişleri var. Sonra artık yağışla da veda ediyoruz. Ama şimdi bu yağışlarla beraber senem sıcaklıkta düşmüyor e, ee, sıcaklık akside tırmanıyor. O nedenle e, yaz tipi yağışlar günün bir kısmında gelip gidiyor. Dolayısıyla buharlaşmayla beraber hava yüklü bir nem kazanıyor. Evet. Üzerine sıcak eklendiğinde böyle yazın göbeğinde gibi bunaltıyor. Bugünlerde hava biraz bu sebeple yağış ve buharlaşma sebebiyle bunaltacak. Yağışlar kestikten sonra yine bunu bunaltacak çünkü Afrika üzerinden geliyor sıcak hava. Akdeniz'de dolaşıp nem alıyor bu sefer yine bunu bunaltıyor. Nemle beraber geliyor. Kaç dereceyle bunaltacak ee, mesela? Şöyle söyleyeyim hafta sonunda İzmir 39 derece. 39. 41 var. İstanbul 32-33 derecelerde. Başkent 30-31 derecelerde. Güneydoğu zaten Basra Körfezi'nden gelen sıcağın o ayrı bir hava sisteminin etkisinde. Orada kuru bir hava var. Ee, sıcak ama kuru bir hava var. Batıda sıcak ve nemli bir hava var. Şimdi Batı'nın e, Güneydoğu sıklıkla ya da Doğu bölgeler sıklıkla Basra Körfezi'nin sıcağıyla etkilenir. Ama Batı'da iki farklı sistem etkili olur. Ya Afrika üzerinden gelecek ya Basra Körfezi'nden. Basra Körfezi'nden gelirse zaten kuru geliyor. İç Anadolu'yu dolaşıyor, kuru geçiyor batı bölgelere, nemi aşağıya çekiyor, kuru bir sıcak meydana geliyor. Ama bu sefer öyle değil. Afrika üzerinden nemli geliyor. O kuru gelen sıcağında ayrı bir tehlikesi var. O da orman yangını riski evet. ortaya çıkartabiliyor. Evet. Ama şu anki tabloda yağışın olduğu zamanda da olmadığı zamanda da batı bölgelerde nem yüksek ve bunaltıcı bir hava olacak. Ama olan yağışlarında işte su baskınları yapma potansiyeli yüksek görünüyor. O da biraz önce sıraladık. İstanbul bu alan içerisinde bugün şu saatleri itibariyle akşam 6-7 sularına kadar ondan sonra Edirne, Gülerine, çey, Kırklareli. Kırklareli çevrelerinde bir de Karadeniz'in iç kesimlerinde kesimleri. ağırlıklı. Tamam. Çok teşekkürler büyüğümüz Sürmeli. Uyarı niteliğinde bir yayındı. Teşekkür ediyoruz.